Neydi? Üzüm? Yavru, ne yapıyorsun bakayım? Garip. Tommy. Evet arkadaşlar. Adam oldu da. Vallahi arkadaşlar garip de garip bir köpek. Kendi kendine bak 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 bak. Bak hırlıyor. Ama tabii bizim sahipsiz yavru. Arkadaşlar Tommy ile Lady'yi bırakmıyorlar. Arkadaşlar şimdi kümeslerin bir iç hallerine bakalım hep birlikte. Ondan sonra da bu haftayı bitirelim. Burada Hintlerimiz, Mavicilerimiz, 3 tane tavuğumuz var, 3 tane Hint tavuğumuz var, Mavici horozlarımız var ve azalan ağırlıklı, diş ağırlıklı beç tavuklarımız var dostlar. Beç tavukları da arkadaşlar yakın zamanda yumurtaya gelirler. Onların da yumurtalarını kümesten değil de doğadan toplamak en büyük arkadaşlar keyfim. Ve bu keyfi de sizlere yaşatacağım. Şimdi isterseniz diğer gruba gidelim. Bakalım orada neler var. Altlarına talaş sermem de çok iyi oldu arkadaşlar. Yine göstermiştik geçen ama yine arkadaşlar sizlerle kuzularımızı paylaşalım. Size en son videoda biraz birkaçında burun akıntısı görmüştüm. Yoğun bir sarımsak arkadaşlarım tedavisi uyguladım. Hepsine sarımsak verdim. Şu anda bile yedikleri yemlerin içlerinde kesilmiş yüzlerce sarımsak var. Aralarda da onları yiyorlar. Onları yediklerinde en azından antibiyotik, doğal antibiyotik görevi yapacak. Ve kanatlarımızın o burun akıntısı, sağlık durumlarını biraz daha koruyacağız dostlar. Ne bakıyor? Bresse, gidi Bresse. Parıl parıl parlıyordun, ne hallere düştüm be. Şuna bak tavuğuna da. Ceylan gibilerdi arkadaşlar şu anda. Ne gibiler bilmiyorum, siz karar verin. Şu küçük yavruyu biraz yakından size göstereyim mi dostlar? Baba bak işte, ona bak. Bu öyle bir şey ki büyük ihtimal Lady'nin karnına bakın arkadaşlar, maşallah. Bu öyle bir şey ki büyük ihtimal Lady doğurunca Lady'nin sütünden de emer bu. Bu emer yani. Bu acayip. Doymuyor yani. O kadar böyle iştahı var ki. Bak 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 bak. Şimdi bu kümesimize bir bakalım. Buraya ne kadar ayırdık onu hep birlikte görelim dostlar. Evet, burada da fazla yok artık, sayılar azaldı. Görmüş olduğunuz gibi. İtler ve beşler belli bir kısım burada. Çoğunluk erkek de var, dişiler de. Hepsi buradalar. Altları da zaten talaşlı dostlar. Hadi bakalım. Evet, akşam saatlerindeyiz. Arkadaşlar cennetteler. Yemlik dolu, yerler dolu. Üşüyerek de yesinler diye. Bu kuzulara da arkadaşlar yine sarımsak tedavisi uyguladım. Çocuklar susun.
gençler. Arkadaşlar bu reis ve hanımı bakın hiçbir şekilde ayrılmıyor. Reis! Bu light'ta Gurka gelmeye çalışıyor ama o fırsatı vermeyeceğiz dostlar. Çünkü bütün yumurtalarını alıyoruz. Ama bu Yüce Koşun grubu yumurta olmadan da Gurka yatan bir ırk. Tecrübeyle sabit arkadaşlar. Geçen sene çünkü Koko Cüce Koşun'umuzun altında yumurta olmasa da 20 gün boyunca Gurka yatmıştı. Bakın reisin yanında kimler var? 1, 2, 3 tane tavuğu var. Bakın o da tavuk. Kar yağlı şeklinde. Onlar yine devam edecekler. Elimizde de gayet bolca ispenç horozlarımız mevcut. Evet arkadaşlar, ördeklerimiz yerinde. Deli yürekle deli fişeği de birazdan kapatacağım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız dostlar. Şimdi doğru şu bizim yumurtlamayan kazımızı yerine koyalım bakalım. İnşallah yumurtlar. Evet arkadaşlar, şöyle biz hem deli yürekle deli fişeği onları alalım, yuvalarına koyalım. Ama bir yandan da ya ne olacak diyelim. Yani artık gerçekten söyleyecek bir kelime, cümle bulamıyorum. Bu yem fiyatlarının hala hızlı bir şekilde yükselmesi ve bununla birlikte de yani durdurak bilmemesi nereye kadar gidecek? İnsanlar nasıl yem alacaklar ve kanatlarını besleyecekler veya büyük başlarını, küçük başlarını. Bunun bir dur denilecek noktası olmalı. Görüyorsunuz, biz de dayanıyoruz, mücadele veriyoruz, sabrediyoruz, düzelecek diyoruz. Yani ama düzelen bir şey gerçekten yok. Ve insanın ya beslediği canlılarına yem verirken eli titrer mi? Vallahi elimiz titrer oldu dostlar yani. Onu söyleyeyim. Geç, geç. Geç. Seni deli yürek seni. Seni yaramaz. Onun için ya Allah'tan dileğim, umudum yani bu fiyatların düşmesi ve üretim noktasında da bizlerin gerçekten biraz refaha kavuşması lazım. Nereye kadar gidecek bu böyle bilmiyorum. Onun için inşallah bir şeyler düzelir arkadaşlar. İnanın, inanın bunu istiyorum düzelmesi için. Hem sizler için hem kendim için. Ya sevdiğimiz boş zamanlarımızda beslediğimiz çok güzel canlılarımız var. Keyif aldığımız. Ya bunlara bakmanın da bu kadar gerçekten ızdırap olmaması lazım artık. Onun için bir an önce ne yapılacaksa, üretim mi yapılacak, bununla ilgili kalkınma planları mı hazırlanacak, teşvikler mi verilecek, ne yapılacaksa arkadaşlar gerçekten yapılsın artık. Artık biz de bitme noktasına geliyoruz. Yani ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemiyorum artık. Geçen de dedim 250 TL'ye yem fiyatına isyan ederken artık da isyan etmiyorum çünkü bunu dile getirdikçe arkadaşlar daha da fiyatlar artıyor. Daha da artıyor fiyatlar. Onun için Ercan çok konuşma diyorum ya. Yani bir şeyleri konuştukça fiyatlar artmaya devam ediyor. Çok da bakın yani ses tonumda sinirlenmiyorum falan çünkü bugün 400 liraya pahalı derken yani bundan bir ay sonra 600 lira olmayacağı ne malum diyorum. Yani.
O zaman ne yaparız? Bak bak. Bak yaramaz. Şimdi bana saldırmak için kendi böyle bir fırsat bulacak. Bana saldırmanın peşinde. Ama tabii ben ona müsaade edeceğim mi? Etmeyeceğim. Hadi içeri. Hadi. Yeminizi koydum. Suyunuzu koydum. Kıymet bil. Kıymet bil. Kıymet bil. Geç içeri. Kıymet bil. Kıymet. Hadi bakayım. Bak şimdi dönecek, saldıracak. Ben biliyorum. Ya git. Hayret bir şey ya. Aa, kaldın mı dışarıda? Aa. Gördün mü? Gelme. Dur. Arkadaşlar benim bunu yine tutmam lazım. Bu garip ya. Oğlum seni eşinle birlikte içeri koyacağım. Sen... Geç. Hayır. Bir dur, bir müsaade et. Bir müsaade et. Geç. Geç içeride, geç hadi, geç. Geç. Yaramaz. Hala gülüyor orada, hala. Evet, suyu da arkasına koyalım da yaşanabilecek olumsuzluğa karşı önlemlerimizi alalım. Şimdi Yüce Koşin grubunu da arkadaşlar bunu da hallettik. Geç bakayım Tommy. Arkadaşlar her yerin bir düzeni var. Evet, bunu da böyle yapıyorum. Burayı da dışarısı bir şey görüp de otelden içeriye girmesin diye. Evet arkadaşlarım. Bugünü de bu haftayı da bitirdik. Bizim kuzu bize bakıyor. Canım benim. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Şimdi yaramadım.